Efendim merhaba, herkese iyi akşamlar, yine karşınızdayız. Malum Pakan Live'larda dönemin sorunlarını, üzerimize düşen sorumluluklarını ve sizlere vermek istediğimiz mesajları, hatta sizden almak istediğimiz ilhamı paylaşmak için bir araya geliyoruz. Bugün de yine bu konuda önemli soruların cevabı olmaya çalışacak bir programla ve konukla sizleri buluşturacağız. Malum deprem her yerde konuşuluyor, her vesileyle konuşuluyor. Televizyonlardan hatta düşmüyor ama biz bir parça bu sorumluluğu tartışmayı açarak, üzerinde çocuklar ekseninde, gençler ekseninde üzerinde derinleşerek, düşünmeye derinleşerek yapmak istiyoruz. Çok önemli bir konukla buluşturacağız sizi. Klinik psikolog, araştırmacı, akademisyen, özellikle çocuk konulu yaptığı araştırmalarla imza niteliğinde işler ortaya çıkaran Doktor Ayten Zara bizde olacak. Kendisine pek çok soru yönelteceğim ama eğer sizler de soru ve görüşlerinizle katkı sağlamak isterseniz bize her zaman Pakkan Live etiketiyle ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yayın el verdiği sürece, yayının sağlığı el verdiği sürece buradan yorumları kapatmadan almaya çalışacağım. Eğer yayında bir sorun olursa da her zaman postlarınızla bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz. Bugün de çok güzel mesajlar aldık. Hazır yeri gelmişken de belki Instagram'ımızı takip edenler görmüşlerdir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir anma videosu hazırladık. Emeği geçenlere, bu hazırlığı yapan bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum öncelikle. Eğer bir de yine web sitemizde bir anı defteri oluşturduk bu konuda. Eğer bu anı defterine sizde not bırakmak ve bu anlamda mesajlarınızı tarihe ulaştırmak isterseniz anı defterimize de web sitemizden ulaşabilirsiniz. Bizler oraya notlar bıraktık ve her zaman daha umutlu, umutla, ağlamadan, anlayarak yarınları inşa edeceğimize söz verdik. Bu arada sevgili Tarık, söz uçar yazı kalır deyip Twitter'dan soruları ve gündemi kayda alacak. Eğer siz de Twitter üzerinden de konuklarımıza ulaşmak isterseniz yine hazır ve nazırız bu konuda. Ayten Hocam eğer yayına geldiyse kendisini kabul edeyim. Eğer gelmediyse de bir dakika, burada görüyorum. Evet. Çok teşekkürler. Herkes yavaş yavaş katılıyor. Hepinizi burada görmekten çok mutlu oluyoruz. Biz de selam ederiz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Ece. Nasılsın? Çok mersi. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Çok da teşekkür ediyorum tekrardan beni yayına davet ettiğiniz için. Asıl kırmadığınız için biz teşekkür ederiz. Şimdi o kadar yoğun olduğunuzu biliyorduk. Zaten biliyoruz. Yani çalışmalarını gördüm. Hepsini incelemeye çalıştım. Pek çok fikir elde ettim. Yüreğim hop etti ama bir de son dönemde bu depremle ilgili olarak yine hani gündemin tam ortasında bir Ayten Zara vardı. Kanallarda yetişemedik, kanallarda gördük sizi ama bir yandan da çok önemli mesaj vermeye başladınız. Mesajlarınız çok kuvvetliydi. Biraz bunları da konuşmak istiyorum. Buradan hani biz bu depremin etkilerini, efektlerini nasıl tolere etmeliyiz, neler yaşamalıyız, nasıl hazır olmalıyız, bunları konuşacağım. Yani motivasyonumuzu soracağım aslında size ama bir parça hadi bizi böyle hem yeni açanlar, yeni yeni başlayanlar için Ayten Zara'nın neler yaptığını bir anlatalım mı? Hani siz bana anlattığınız zaman ben çok etkilenmiştim. Biraz da izleyicilerimize aktaralım mı? Geçmiş olsun. Çok teşekkür İyisiniz, ediyorum. Çok hastalandım ben İzmir'de. Çok soğuk, çok soğuktu. Gündüz iyiydi ama akşamları soğuktu. Bir de çok çalıştığımız için hani işte ihtiyacımız olan işte suyu almıyoruz, gıdayı almıyoruz. Onun için biraz zayıf düştük. Soğuk algınlığı da yakaladı beni. Onun için bir hastalıkla döndüm buraya. Öksürük krizleri tutabilir. Şimdiden çok özür diliyorum bizi dinleyenler için. Dinleyenlerden. Evet, yanımda sıcak suyum var. Her türlü önlemimi aldım ama. Evet. Ben kendimi, o zaman kendimi biraz tanıtayım. Ben önce anneyim. Anneyim. 16 yaşında bir oğlum var.
Şimdi onun Ergenekus dediğimiz Ergen imparatorluğunda yaşıyorum. Yani 16 yaşında onun imparatorluğunda yaşıyorum. Bazen işte sürtüşüyoruz, bazen işte çatışıyoruz, bazen barışıyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Ama hayatımın büyük bir alanını oğlumla olan ilişkim, oğlumun işte okul hayatı, onun işte gelişimi, onunla ilgili şeyler yapılacak olan işler kapsıyor. Onun Umarım. dışında ben kendimi insan hakları, barış benim için çok kıymetli bir söz. Barış ve insan hakları aktivisti olarak tanımlıyorum kendimi. Ve dolayısıyla benim hani sahada görüyor olduğunuz aslında bir taraftan insanlara yardım ediyorum ama öbür taraftan da hani barışla ilgili yaptığımız çalışmalar insan haklarının ihlalinin önlenmesiyle ilgili aslında çalışmalar. Bu çalışmalar hem önleyici düzeyde oluyor hem de iyileştirici düzeyde olabiliyor. İnsan hakları ihlalini önlemeye çalışıyorum. Ama bir taraftan da bu hakkı ihlal edilmiş çocuklar, kadınlar ve gruplar diyeyim, azınlıklar diyeyim. Onlarla ilgili çalışmalarım oluyor. Onların hem hayat koşullarını hem de ruhsal hayat koşullarını iyileştirici çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmaları daha çok Türkiye'de yapıyoruz. Türkiye Anadolu kırsalında yapıyoruz. Ama Türkiye'nin genelinde özellikle kadını, çocuğu, çocuklar öncelikle hedef kitlemiz. Onlarla ilgili çocukları şiddetten koruyan, onların haklarını koruyan ve çocukları güçlendiren çalışmalar yapıyoruz. Eğitim koşullarını iyileştirelim, çocukları ihmal ve istismardan korumaya çalışan kampanyalar, hareketler düzenleyerek ya da birebir eğitimler vererek bu çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların bir kısmı Afrika'da gerçekleşiyor, bir kısmı da Asya'da gerçekleşiyor. Ama yoğunluklu olarak Türkiye kırsalında ve Afrika kırsalında çocuk evliliklerini önlemek, çocuk istismarını önlemek ve travmaya maruz kalmış ya da yoksul dediğimiz dezavantajlı çocukların ve ailelerin hem hayat koşullarını iyileştirmek hem de onların eğitim koşullarını güçlendirmek için de okullar yapıyoruz. İşte o okulların içini donatıyoruz ve bir de gittiğimiz her yörede bu Afrika'da dahil, Türkiye'de dahil orada çocukların istismarını önlemek için de tüm yöre halkına eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler her düzeyde olabiliyor ama daha çok istismar odaklı eğitimler olabiliyor. Veyahut işte şiddet önleyici yani karı koca arasında aile içi şiddeti önleyici eğitimlerde olabiliyor. Yani birçok farklı alanda çocuğu, kadını, insanın haklarını koruyan ya da hakları ihmal edilmiş insanların hayatlarını ve işte ruhlarını iyi gelecek çalışmalar yapıyoruz diyebilirim. Bu benim kurmuş olduğum bir çatı var. O çatı altında gerçekleşiyor. World Human Relief Derneği diyelim ya da topluluğu diyelim. World Human Relief Derneği çatısı altında bu işte Türkiye'de, Afrika'da ve Asya'da bu tür çalışmalar yapabiliyoruz. Bu arada tabii belki benim sayfama girmiş olan arkadaşlar olabilir. Katılımcılar bakabilirler. Çocuklara yönelik cinsel şiddeti önleyici bir hareket başlattık bu arada Türkiye'de. Bu Evet. Türkiye'nin ilk hareketi. Bu hareketle ilgili duyurularımız başladı ama hareketimiz 18-21 Kasım arasında olacak. Orada da bir takım çalışmalar yapacağız. İşte bir film var. Bu filmin gösterimi girecek. Öbür taraftan da işte eğitim çalışmalarımız olacak ve bir takım işte afişler ve videoların paylaşımı olacak. Dolayısıyla sizlerin buraya katılan herkesin o harekete katılarak çocukları korumalarını da korumalarına yönelik çalışmalarını da çok isterim. Çok büyük destek olur çocukların hayatına katılırsanız. Bir de Bilgi Üniversitesi'nde sanki çok şey yapıyormuşum gibi görünüyor. O Ne kadar yapıyorsunuz değil hocam? aslında. O kadar Güzel. değil aslında. Bilgi Üniversitesi'nde uzatınca uzatıyorum da. Estağfurullah. Bilgi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Alanım klinik psikoloji. Dolayısıyla onun için böyle ruh sağlığı alanında birçok çalışmalar, şiddeti önleyici çalışmalar yapıyoruz.
Yani beni aslında üniversitede amfide görebilirsiniz, sınıfta görebilirsiniz. Bir de işte dağlarda, dağ köylerinde, kırsalda, orada, orası da benim için sınıf, orası da benim için üniversite. Buna çok inanıyorum. Yani hayatın büyük bir okul olduğunu ve benim de o okula gitmem gerektiğini inandığım için öğrenciler beni ya işte üniversitede görüyor ya da bir duyuyorlar Afrika'dayım, bir duyuyorlar Anadolu'dayım, bir duyuyorlar işte İzmir'deydim, İzmir'den yeni geldim. Öyle bir hayatım var. Hayatı Ama bütünlemeye çocuğum da çalışıyorsunuz. efendim. Buyurun. Hayatı bütünlemeye çalışıyorsunuz aslında insan Evet, olarak. evet, evet, Çünkü evet. bence de yani bir insanı anlamak ya da bir insanın var olduğunu düşünmek bütünsellikle ilgili bir şey. Yani ne kadar bütün olmaya çalışırsak, ne kadar bir arada katma değer üretebilirsek o kadar anlamlıyız. Ve farkındalıkları tabii bu anlamda ortaya çıkarmak, altını çizmek de sizin gibi değerli insanlara düşüyor. Çok şanslıyız biz de sizle tanıştığımız için. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür Bir de ediyorum. çocuğunuzla ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Asla çocukla ilgili lafları yarım kesmem. Ne olur onu da tamamlayın. Bir de çocuğun. Şimdi bazen insanlar bana diyor ki sen bu kadar gidiyorsun, geliyorsun, bu çocuğa ne oluyor, bu Ne çocuğa kim oluyor? bakıyor? Evet, bu çocuğu da yanımda götürüyorum. Bizim yani olabildiği kadar çalışmalarım onun okul hayatına denk gelmeyecek. Yani okul döneminin olduğu zamanları denk gelmeyecek şekilde yapıyorum. Ama bazen de denk geliyor. Çünkü hani Geliyor. orası öyle uygun görüyor. Yani Afrika'da zaman kavramı yok. İşte oradaki sezon, buradaki sezonlardan çok daha farklı olabiliyor. O zaman da yani burada 3 hafta boyunca bir okulda öğreneceği şeyi orada bir günde birkaç günde öğrenebilir diye düşünüyorum. Yani hayat okul orası bence. Yani hayatın kendisi okul. Dolayısıyla oğlum da 2 yaşından itibaren benimle Afrika'ya geliyor. Ve ona çok büyük katkısı, kişilik olarak büyük katkısı olduğunu biraz fazla diyorum. Erken yaşta büyüdü bence. Ama kötü bir şey mi? Değil. Hayır. Evet. Şimdi bazen bana tabii erken yaşta büyümüş olduğu için benimle böyle çatır çatır kavga ediyor. Ama sağlıklı ergen de öyle bir şey yani. Anasıyla babasıyla çatır çatır kavga edecek. Hakkını koruyacak. Hakkını isteyecek. Bana böyle konuşamazsın, böyle davranamazsın, bunu yapamazsın da diyecek. Sağlıklı bir ergen yani bana göre. Biraz bazen diyorum ki ah diyorum keşke bu kadar güçlü bir karakter yetiştirmeseydim. Zorluyor çünkü. Hele şu zamanlarda ergenlik Tabii. döneminde ama biraz azaldı. Geçen sene şeydi. Geçen sene çocuğun içine şeytan kaçmış gibiydi. Bu sene bu yıl sanki hani okulun olmaması, evde rahat, erken kalkmak zorunda değil işte. Kimse ona hadi kalk, hadi giyin, hadi kahvaltı yap demiyor. Yani yine diyoruz ama o kadar sert bir disiplin yok. Onun için de biraz daha şey böyle rahat, evet, daha iyi geldi bu sene ikimize de biraz iyi geldi evde İyi olmak. geldi. Çocuk yetiştirmek başlı başına bir konu. Bununla ilgili olarak sizle herhalde tonlarca program yapabilirim ama üstüne bir o kadar da ben anlatabilirim. Benim de bir kızım Ya var. Now, çok ben de iyi. bazen onun içinden ne çıktığını ayrı düşünüyorum ama şu anda izlediği için fazla konuşamayacağım. Onu özelden konuşuruz hocam. Peki bir parça hakikaten gündemimize gelmek istiyorum. Hani hakikaten deprem dedik. Aslında ben sadece deprem değil, bizi toplumsal olarak hareketlendiren, toplumsal olarak düşündüren ve bize birden çok ciddi empati sağlayan, empati becerimizi belki de tetikleyen bu tip olayları konuşmak istiyorum. Çünkü biz sadece depremlerde böyle olmuyoruz. İşte büyük terör olayları yaşadık geçtiğimiz yıllarda. Yine benzer travmalar yaşadık. Yani toplum olarak hepimizin kendimizi tehdit altında hissettiğimiz alanlar bunlar. Yani dünyanın, Türkiye'nin, ülkenin, İstanbul'un neresinde yaşarsanız yaşayın, sanki aynı şeyin yarın başınıza geleceğini düşündüğünüz şeyler bunlar. Hani burada şimdi böyle depremi öne çıkararak ikiye ayıralım isterseniz. Bir grup bu depreme ciddi maruz kaldı, yaşadı. Çok ciddi kayıplarımız var. Sayılar böyle o kadar kolay söyleniveriyor gibi geliyor ki bana. Ben o sayıları telaffuz edenlere de biraz böyle
Nedense içimden kinleniyorum. Sanki sayıları söylemek ayıpmış gibi geliyor bana. Yani onların hepsi bir insan çünkü bir sayı değil. Çok ciddi kayıplarımız oldu. Yüreğimiz yandı. Hepimizin çocuğu öldü. Hepimizin anası babası enkaz altında kaldı. Hepimizin komşusu yaralandı. Yani ben birebir kendimi bunlardan biri gibi sayarak izliyorum, yaşıyorum ve hissediyorum. Ve bir grup da yaşadı ama yani İzmir'de siz bunları gördünüz ama atlattı. Yani hani ucuz atlattım dedi hatta. Yaşayacak günüm varmış dedi. Şimdi buradaki yani İzmir'i şöyle bir bize anlatsanız neler gördünüz? Nasıl bir ruh hali var? Mevcutu önce bir değerlendirelim ve neler dikkatinizi çekti? Şimdi deprem olduğu gün Cuma günü, Cuma gecesi benim ekibim İzmir'e uçtu ve sabahında uyumadan çalışmalara başladılar. Ben de ertesi sabah ayarlayabildim ve gidebildim. Vardığımda tabii yani depremden aslında bütün İzmir halkı etkilenmiş durumda. Ama normal olarak işte evinde yaşayan, işine giden, hayatına devam eden bir kesim var tabii. Yani onu görüyorsunuz, onu birçok deprem yerinde görüyorsunuz. Mesela Elazığ merkezde de öyleydi. Elazığ Evet. merkezinde insanlar işte normal işine gidiyor, yemeğini yiyor, lokantalarda işte kafesinde oturuyor, konuşuyor, gülüşüyor. O biraz tezat oluşturuyor tabii. İzmir'de de öyle yani bütün deprem bölgelerine. Bir tarafta acı var, bir tarafta Yaşam. gülüş, evet yaşam ve şey de var. Yani sanki bir şey olmamış gibi Olmamış gibi. devam eden bir yaşam var. O dolayısıyla çelişki oluşturuyor. Hatta depremzedeler için de biraz daha öfkeli bir acı oluşturuyor. Çünkü hani bir taraf evini kaybetmiş, çocuğunu Yakınını kaybetmiş, kaybetmiş. yakınını kaybetmiş tabii, ailesinden birilerini kaybetmiş ve işte bir çadırda ya da bir yerde sadece bir battaniye içinde işte önüne getirilenlerle idare etmek zorunda oluyor. Ama bir grupta hani normal günlük hayatına devam edebiliyor, tüm konforuyla devam edebiliyor. Bu çok normal bir şey yani bunun olmaması gerekiyor demiyorum. Çünkü hayatında devam ediyor olması lazım. Yani bir ülkenin ve bir şehrin yani olayın olduğu, depremin olduğu şehrin toparlanabilmesi için buna da çok ihtiyacımız var. Yani Yani hayatımız devam eden bir hayata da ihtiyaç var diyorsunuz. Evet. tabii ki buna çok ihtiyacımız var. Bu çok bir taraftan tezat oluşturmasına rağmen de ama bu tarafı çok şey yapan, güdüleyen, bu tarafın da işte kendini toparlayıp tekrar o eski düzene dönebilmesi için de kendini motive eden, kendini umutlandıran ve kendini heyecanlandıran bir şey o. Yani o an çok fantastik bir şey gibi geliyor. Çok Evet. zor bir şey gibi geliyor. Ama bir taraftan da onu gördüğünde şunu da düşünüyor. Ben de bir zaman sonra bu acının üstesinden geleceğim ve hayatım şeye dönüşecek. Yani normale dönecek diye. Çünkü şey de var ya, acı o kadar fazla ki. Yani bu acı içinde olan insanı tutacak böyle iyi dediğimiz de bir şeye ihtiyaç var. Yani biz ona umut diyoruz tabii. Yani boş bir umut değil ama. Ama hani insanın bizim söylemeden de, bizim o insana anlatmaya çalışmadan da o insanın gördüğü, tanıdığı bir şey var. Yani hayatında orada o çadır kentte böyle battaniyenin altında dururken ve etrafa boş gözlerle bakarken bir taraftan da işine giden bir kadın görüyor ya da işine giden bir adam görüyor. Bu her ne kadar tezat oluştursa da bir taraftan da umutlandıran da bir şey. Hayatı Dolayısıyla yakalatan bir şey yani evet. evet. Evet, böyle bir tezatlık var. Yani bazı insanlar çünkü çok yoğun her ilden gönüllüler geldi İzmir'e. Yani işte Elazığ'dan geldi, Van'dan geldi, işte Ankara'dan geldi. Yani hepsini saymayayım ama çok kalabalıktık. Biz bir de bir platform kurulmuştu Elazığ'da. O platform sivil toplum örgütlerinin kurmuş olduğu bir platform. O platform yani aynı amaçla, aynı amaca ve aynı niyetle, aynı misyon ve vizyonla çalışan sivil toplum örgütleri dediler ki ya gücümüzü birleştirelim. Yani bu ülke travmalar ülkesi. Ya deprem oluyor, ya bombalar patlıyor, ya da başka Evet. bir şey oluyor. Biz sivil toplum örgütleri insan için çalışıyorsak, bir toplumun iyiliği, sağlığı için çalışıyorsak
O zaman birbirimize güç verelim, birbirimizden güç alalım ve daha iyi şeyler yapalım diye yola çıktık ve sivil toplum platformunu kurduk. Ya, Afet platformu olarak geçiyor şimdiki adı. Afet platformunda da 30 tane sivil toplum örneği derneği vardı. Harika. Sonra şimdi 50 tane oldu, o İzmir'de 50 tane oldu. Ve onların kendi gönüllüleri ve İzmir'deki gönüllüler de bize katılınca binlerce insan olduk tabii. Yani Daha insana örgütlü bir yapı oluyor tabii böyle, değil mi? Yani daha tanımlı, daha amacına hizmet eden, yani gönüllülüğün bir de şey tarafı var çünkü, yani hani programlı olması gereken bir tarafı var. Bence bu anlamda çok başarılı bir şey olmuş. çok ihtiyacımız olan bir Çok şeydi. evet. Türkiye'nin çok ihtiyacı dedim ya, yani burası çok kırılgan bir ülke. Sürekli travma üreten bir ülke Türkiye. Ve travma üretiyor belki ama yani enkazları kaldırıyor. Ama enkaz içinde yaşayan insan yığınları var Türkiye'de. Dolayısıyla biz sadece yıkıntıları kaldırmakla, işte oraları temizlemekle iyileşmiyoruz ki. Biz Evet. insana yönelik daha çok çalışıyor olmamız lazım. Yani insanların ruhundaki yaraları iyileştirecek çalışmalar da yapıyor olmamız lazım. Biz oraya gittiğimizde dolayısıyla çok kalabalık bir ekipler olarak bir kısmımız insani yardım için işte gelen yardımları gruplandırdı. Bir kısmı ihtiyaç değerlendirmesi yaptı. Bir kısmımız onları o ihtiyacı olan ihtiyaç sahiplerine yönlendirdi. Bir kısmımız da sahada insanlara destek olacak. Benim ekiplerim mesela World Human Relief ekiplerim. Onlar da sahada insanlara yardımcı olacak, insanların psikolojilerine iyi gelecek. İşte destek, sosyal destek, psikolojik destek, fiziksel destek, ne tür destek varsa onları vermeye çalıştık. Sahada bizimle birlikte çalışan başka örgütler de vardı, başka dernekler de vardı. Onlarla birlikte bir ekip oluşturduk. Dolayısıyla çok güzel oldu. Yani insani yardım nereye gidecek, ne kadar gidecek ve kimler götürecek? Yani halledebildik. Bu anlamda platformun varlığı çok önemli. İzmir'de benim gördüğüm şu, ben birçok depreme katıldım Türkiye'de. Bundan önce Elazığ'daydım, ondan önce işte Van, ondan önce Afyon, ondan önce Marmara. Ben İzmir'de yani çok çok şaşırdım. O kadar çok Herkes aynı yardımlar. şeyi söylüyor. Herkes Evet, aynı çok şeyi söylüyor. şaşırdım. Çok Evet. şaşırdım. Yani mesela Van hala benden yardım ister. Yani Van'a daha çok yeni 20 koli yardım gönderdim. Hala botu olmayan, montu olmayan çocuklarımız var. Van'da oldu ya bir tane deprem, Evet, üç tane evet, köyümüzde. Başkale'de. Yani orada Başkale'de. hala çocuklarımızın kalemi yok, defteri yok, işte montu yok, ayakkabısı yok. Yani orası hala ihtiyaç sahibi olan bir bölgemiz, dezavantajlı bir bölgemiz. Ama İzmir zaten başlı başına çok bilinçli ve aydın kesimin oturduğu ve bu tür acılara da duyarlı olan bir kesim. Bir de alım gücü de fazla olan bir kesim. İzmirliler zaten kendilerine yardım ettiler. Kendi vatandaşlarına, yani İzmirlilere yardım ettiler. Ama İzmir'den başka bölgelerden de çok fazla yani yardım geldi. Ben ilk gittiğimde Kızılay'ın deposu, Kızılay, AFAD, onlarla birlikte çalışıyoruz. Yani Aile Tabii. Bakanlığı, işte Sağlık Bakanlığı hep birlikte çalışıyoruz. Ama özellikle depremin ilk zamanları AFAD ve Kızılay'la ortaklaşa çalışıyoruz ve onların depolarını kullanıyoruz. O depoya girdim. Yani uçsuz bucaksız bir depo. O depo doldu, başka bir depoya gittik. Orası doldu, başka bir depo. Orası doldu. 6 tane depo doldu ve bunun dışında başka şehir merkezindeki depo olarak kullanacağımız daha küçük yerlerde doldu, taştı. Bunlar biz oradayken ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı zaten. Biz de özellikle bunun yapılabilmesi için sürekli yanlarındaydık. Bizden sonra da şu an Takipçisi de olmak lazım herhalde, değil mi bu tabii. yapılan Evet. bölgesinin? Aynen öyle. Sivil toplum örgütleri katıldı. İzmir'deki sivil toplum örgütleri katıldı. Biz sahadan ayrıldığımızda da onlar bu devir teslim alacaklar. Devraldılar. Ondan sonra da onlar yapacaklar bu işi. Ama Geçmiş hali olsun. hazırda, çok teşekkürler. Hali hazırda birçok şeyimiz, ekiplerimiz alanda sahada çalışıyor. Çocuklarını kaybetmiş olan sahada çadırlarımız var. O çadırlarımızda psikolojik destek, psikososyal destek sağlanıyor. Ama o çadırlara gitmek istemeyen İzmirliler var. Bir de İzmirliler çok ilginç. Belki alım gücü yüksek olduğu için
şey istemiyorlar. Yani çadıra gelmek istemiyorlar. Ya da diyor ki mesela, bu da çok ilginç. Ben İzmir'de şunu da gördüm aslında bir taraftan da. Yani olumlu ve olumsuz şeyi de gördüm. Öyle mi? Yani kimin aç gözlü, kimin tok gözlü olduğunu görüyorsunuz depremlerde zaten. Tabii. Yani o kimin aç gözlü ve kimin tok gözlü olduğunu ayıran tek bir duygu var, utanç duygusu. O tok gözlü olan adam utanarak istiyor ihtiyacını ve sadece ihtiyacı olanı alıyor. Evet. Ama aç gözlü olan adam arsızca ihtiyacından fazlasını alıyor ve ihtiyacından fazlasını her gün alabiliyor. Yani ve onu istifliyor mesela. Bir onu gördüm. Bir de öyle dernekler üremiş ki neden bilmiyorum ama ya da varlardı. Ben farkına İzmir'de vardım. Nedense İzmir'de ama Elazığ'da görmedim mesela. Van'da görmedim. İzmir'de böyle öyle dernekler var ki sadece oraya rant için gelmiş olan dernekler Allah var Allah. mesela. Yani o sırf kendini göstermek, sırf orada işte bir şeyler yaptığını gösterebilmek ve şeyi de görüyorum tabii. Yani bu çok önemli bir konu. Yani bu konuda uyardık biz yetkilileri. Yardımın da istismar oluyor. İyi niyetli istismar dediğim şey. Öyle İyi mi? niyetli istismar. Bir Eğer açar mısınız? açayım. Yani birisine yardım etmek istiyorsunuz ama bu yardım sonuçta istismara dönüşüyor ve zarar vermeye başlıyor. Bu. Örnek vereyim. Siz bir çocuğa 10 tane ya da 15 tane dernek geliyor. Her biri çocuğa hediye getiriyorsa, oyuncak veriyorsa bu iyi niyet değildir. Bu yardım değildir. Bu istismardır. Bu çocuğun yaşadığı acıyı, çocuğun yaşadığı kaybı derinleştirmektir aslında. Yani bu böyle çok abartılı ve çok şekilsiz ve çok etik olmadan, düşünülmeden zarar veren yardım şeyleri de var, etkileri de var. Bunu burada daha çok gördüm. İzmir'de daha fazla gördüm. Tabii hırsızlık da vardı İzmir'de. Böyle kalabalık, yani kimin yardım için gelip de zarar veren ama aynı zamanda yardım için geldiğini söyleyip de almaya çalışan bir sürü insanlar var. Taciz etmeye çalışan insanlar var. Bunlar da oluyor tabii yani. Bunlar da çok sık karşılaştığımız durumlar. Ama şu açıdan İzmir'e genel olarak baktığımızda sivil toplum örgütlerinin gücü ve onların sivil toplum örgütlerinin devlet yetkilileriyle birlikte çalışıyor olması bence asıl ihtiyacı olan kişilere yardımın doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde verilmesini sağladı. Bu çok önemli. Zaten de Peki. hani temizlemek de, biz dedik ki çadır kentleri temizleyin. Evet. Yani burası gereksiz derneklerle ve gereksiz olmaması gerekli olan çalışmalar yapılıyor. Onları da başladılardı. Ben geldiğimde hafta sonu döndüm ben. Onları da bütün alanı, çadır alanlarını derneklerden temizleyip sadece işte yetkili buldukları, birlikte çalıştıkları derneğin platformu diyeyim daha doğrusu orada olmasına müsaade ediyorlardı. İzmir'de durum bu. Benim şey dikkatimi çekti Ayten Hocam. Hani tabii ki iklim koşulları günden güne değişiyor. Çok böyle hani tam değişken bir dönemdeyiz. Sonbaharın etkilerini kışa doğru hissetmeye başlıyoruz. Kış yüzünü göstermeye başlıyor. Dolayısıyla mevsimsel etkiler ve bence her depremin her gününün ayrı bir profil olması nedeniyle ihtiyaçlar şekilleniyor ve bence bu ihtiyaçların şekillenmesini de en iyi okuyacak insanlar sizin gibi bu alanda birkaç deneyimi, birden fazla deneyimi yaşamış ve yönetmeyi bilen insanlar. Bence hani bu noktada bir yardım yapılacakken de bu anlamda sizlerden, yani bu tip organizasyonlardan yardım almak lazım. Bir parça ben de şeyi görüyorum. Herkesin yardım etmek adına yanlış şeyler yapma ihtimalinin çok arttığını düşünüyorum. Biraz da kaygılanıyorum. Neyin hangi gün, yani kaçıncı gününde neye ihtiyaç olacağını iyi tartmak gerekiyor bence. Herhalde sizlere sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Nakimlerden şimdi mesela yardım etmek isteyen, bizi izleyen ve gerçekten bir takım yardımlaşma ihtiyacında olan izleyenlerimize neler söyleyelim, nasıl yönlendirelim onları? Şimdi temel ihtiyaçları karşılan, temel ihtiyaçlar derken işte gıdaydı, kıyafetti, bu tür ihtiyaçlar karşılandı. Şu an Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir, başlatmış olduğu bir kira bir yuva
Evet. Adı altında bir Projem kampanya var. var. Evet. Projem var. Şu an çünkü kış koşullarında insanların çadır kentte kalmalarını ya da konteynerlerde kalmalarını istemiyorlar. Ve onları bir işte dört duvar arasında sokmaya uygun şeylerde koşulları olan, sağlam ve sağlıklı koşulları olan bir eve yerleştirmeyi istiyorlar. Eğer yapacaklarsa yardımı belki hani bu Proje belediyenin üzerinden. Hı. evet, belediyenin açmış olduğu proje üzerinden yardımı yapabilirler. Ama bunun dışında yani hayvanlara da dahil her türlü gıda, her türlü destek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek her şey orada gönderilmiş durumda. Yani ziyan olmasın diye düşünüyorum. Daha fazla göndermelerine gerek yok. Beni arayan birkaç kişiye şöyle bizi takip eden Hı. şeylerimiz oldu. Kaynaklarını oradaki çocuklara ve orada gerçekten evini kaybetmiş ve çok dezavantajlı koşulları olan insanlara vermek isteyenler oldu bizim takipçilerimizden. Onlardan bir tanesini şeyi yönlendirdim ben. Belediyeye yönlendirdim. Çünkü belediye hakikaten onların bir sosyal vakıfları var ya, o vakıflarda hangi çocuklar Evet. sosyal şeye sahip, dezavantajlara sahip. Girmesiyle ilgili yönlendirdim. Belki o çocuklara burs verebilirler ya da bir süre burslarını üstlenebilirler veya yani şu an kış koşullarını en önemli şey barınma, sığınma. Onu hızlandıracak, o projeyi hızlandıracak maddi desteklerde bulunabilirler. Harika. Peki hocam, şimdi yavaş yavaş da depremin etkilerini konuşmak isterim. Betül Hanım depremi evde yalnız yaşayan çocuklar için ne yapmalıyız, ne konuşmalıyız diye sormuş. Şimdi malum okullar online eğitimdeydi ve pek çok çocuk aslında evdeydi, okulunda değildi. Öğle saatlerinde olan bir depremde tabii böyle yakaladı çocukları. Ve çocuklar birebir aileleriyle ya da yalnızdılar bazıları. Bunlara neler söylersiniz? Çocukları gözlemlediğinizde neler hissediyorsunuz, neler görüyorsunuz? Ben çocuklar çok ilginç. Oradaki öğretmenlerle ortak çalışmalar yaptık. O öğretmenler resim çizdirdiler. Çocukları sorarak anlatamazsınız aslında. Tabii. Çocuklar çizerek, oynayarak anlatıyor dertlerini. O Evet. resimlere baktığımızda resimler, öğretmenler diyor ki ya bu çocuklar hiç etkilenmemiş depremden. Yani işte evler var, evlerin yanında çiçekler var, ağaçlar var, işte el ele tutuşmuş aileler, çocuklar bir arada falan. Öğretmenler dedi ki yani hiç etkilenmemiş bu İzmirli çocuklar, ne kadar ilginç. Yani depremden bile etkilenmediler diye. Aslında etkilenmişler çünkü onlar bir taraftan da çocuğun arzusu, çocuğun hayalleri ve fantezileri olarak da ortaya. O kadar yıkım var ki çok fazla o yıkımı görmese bile ama televizyonda görebiliyor, tanık olabiliyor. Ya da herkes orada, yani herkesin konuştuğu konu zaten deprem. Kim ölmüş, nasıl ölmüş, insanlar zaten o çökmüş olan binaların etrafında çok kalabalık. Herkes acaba çıkacak mı, acaba sağ olan var mı? Dolayısıyla İzmir'deki dil, hani görüntüyü görmesek bile konuşan dil hep şey bir dil, yıkım üzerine olan bir dil, deprem üzerine olan bir dil ve çocuklar tabii ki bunu görüyor. Onun için de bir kaygı yaşayabilirler ama bastırılmış bir kaygı olabilir bu. Ve onu da böyle güzel rengarenk resimlerle, çiçeklerle, bulutlarla, kuşlarla o hayali sanki bir şey olmamış gibi bir hayalle, arzuyla ifade ediyor olabilirler. Ama biraz daha da benimki sadece bir hipotez, başka bir şeyi de ifade ediyor olmak gerekir. İfade ediyor olabilir çocuklar. O zaman onunla böyle birebir çalışabiliyor olmak gerekiyor. Daha iyi anlayabilmek için. Yani bu çocuk bu resmin, yani depreme maruz kalmasına rağmen deprem travması yaşarken bu kadar rengarenk bir resmi neye çizdi? Bunun bilinç dışında neler yaşıyor? Onu anlayabilmek için daha uzun dönemde çalışıyor olmak lazım. Çocukları etkiledi tabii deprem. Şimdi orada yıkım var.
Yıkım olan yerde ve yıkımın konuşulduğu yerde çocuklar kendilerini çok güvensiz hissederler. Yani o güvensiz hisseden çocuk da o güvensizi, hani biz yetişkinler de acıdan kaçmak için böyle kendimizi başka şeylerle meşgul ederiz ya. O çocuklar da o güvensizliği, o korku ve kaygıyı kontrol edebilmek ya da azaltmak ya da inkar edebilmek diyebiliriz. Bunların her biri çok normal o zaman da. Oyuna vermişlerdi kendilerini. Yani çadır kentlerde çocuklar nasıl böyle biraz da daha böyle agresif bir şekilde oynuyorlardı. Çok anlaşılır bir şey. Çünkü yani Aslında eğer çok kendilerini iyileştiriyorlar. tabii Kendilerini tedavi tabii ediyorlar. yani meşgul o acı veren, onu korkutan duygularla çok duyguları hissetmemek için de onun kendini başka şeylerle hem zihinsel olarak hem de duygusal olarak başka şeylerle meşgul ediyor olması lazım. Onun için de çocuklar böyle yani biraz daha şeyleri artmıştı. Böyle yani hiperaktif değiller ama hareketlilikleri çok artmıştı. Onları bir yerde tutmak, onları işte kontrol edebilmek çok zor. Ama böyle iyileşiyor çocuklar zaten. Çok verdiğimiz tepkiler çok normal. Bu çocuklarda gördüğüm tepkiler, bu tepkilerin hani anlaşılıp ve işte çocuklara bu ihtiyacı giderebilmeleri için biz sadece alan açtık ve alan açılmasını sağladık. Yetişkinlerde de depremzede dediğimiz çadır kentlerde kalanlarda da şöyle çok beklediğimiz bir şey, bir duygu bu. Yani büyük bir endişe var orada. Yani depremden çıkmış, şöyle depremden çıkmış zaten böyle korkmuş, yaralanmış ama bir tarafı da çok endişeli. Yani bana ne olacak endişesi var. Tabii. Yani ülkenin ekonomisi, ülkenin sosyal, psikolojik ve politik durumundan dolayı endişe biraz daha artmış. Yani ben başımı sokacak bir yer bulabilecek miyim? Bana ne olacak? Ne zaman olacak? Bana güvenli bir sığınak ne zaman verilecek? Ne kadar yardım alacağım? Bu yardımı, bana vaat edilen yardım ne zaman bana verecek diye. Üstüne üstlük bir de salgın tehdidi var tabii. Zaman. Yani Tabii. bir yanda bir yandan da salgını sıkıştırdı. Yani salgın nedeniyle evinize kapanın dediğimiz insanlara şimdi deprem nedeniyle evinizin dışına çıkın diyoruz tabii. Evet. Hani bu başlı başına zaten bence bunu algılamaya çalışan stres altındaki bir insan için çok zor regüle edebileceği bir şey gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama. Evet, yani şöyle ben yani orada biz insani yardım çalışanı olarak ben açıkçası şey olabilirim, COVID olabilirim. Çalışanlar da çıkmaya başladı çünkü. Şimdi şu an testler yapıldı. O yapılan testlerde birçok gönüllümüz de çıktı. O gönüllerimizi geri çektik sahadan, içi şeyi çektik. Ama yani ben çalışırken orada kadınla, çocukla konuşurken, ihtiyaçlarını giderirken inanın hiç düşünmedim COVID olur muyum, olmaz mıyım diye. Çünkü onu düşünemeyecek yerdesiniz. Yani acının tam ortasına düşüyorsunuz. Nasıl düşünebilirsiniz ki? Hani adam canını zor kurtarmış, çocuğunu kaybetmiş, eşini Acının kaybetmiş, acısı. evini Tabii. kaybetmiş. Ha ben nasıl düşünebilirim ki bana bu olacak, aman COVID olurum, hasta olurum, hiç inanın hiç düşünmedim ve yani benimle birlikte diğer arkadaşlar da düşünmedi. Düşünen zaten İzmir'e gelmez. Doğru. Orası bir çok kaos bir yani çok kaos keşmekeşi olduğu özellikle depremin ilk zamanları öyle bir ortam. Yani bunu düşünen insan hasta olurum diye düşünen insan gelmiyor zaten İzmir'e. Gelen arkadaşlar da zaten bence onları çok özel yapan da bu şey yani hani başkasına yardım edebilmek, o acısını dindirebilmek için orada bazı riskleri göz önüne alarak orada olmak başka bir şey. Bilmiyorum yani o dolayısıyla şey hiç düşün, oradaki insanlar da düşünmedi çünkü düşünemez. 10 kişi 15 kişi bir çadırda yaşıyor. Neredeyse sosyal mesafe nerede? Bütün yemekler açık alanda veriliyor, yapılıyor, yiyiliyor, içiliyor. Herkes yerken maskesini indiriyor. Yani nerede sosyal mesafe? Yani arama kurtarma çalışmalarında nefes nefese bizim arama kurtarma ekiplerimiz yani şeyin de öyle, AFAD'ın da öyle. Yani orada nasıl aman mesafe sosyal mesafe olsun? Orada can derdine düşmüşüz insanları kurtarmak için. Onun için pandeminin hiç şeyi bile geçmedi inanın. Yani
Ya ama tabii bir şey olabiliriz diye ben mesela olabildiği kadar İstanbul'a döner dönmez bağlantılarımı insanlarla sosyal olarak bağlantılarımı kestim. Annemi bile görmedim. Anne hani bir şey olabilir edebilir diye. Telefonla görüşüyorum şimdi arkadaşlarla ya da ailemle. Onun için pandeminin şeyi geçmiyor. Yani Peki. deprem anlamlarında. Peki Ayten Hocam, toplumsal bir yara, yani gerçekten çok yaralandık, dediğim gibi sadece İzmirli olmak gerekmiyor. İzmir'de yaşayanların durumu başka ama hepimiz nasıl sarılır mı bu? Ne yapılacak? Ne yapmak lazım? Siz neler öneriyorsunuz alan uzmanı olarak? İzmirliler mi genel olarak mı? Genel olarak soruyorum. Yani hani Hı. İzmirlileri de tabii istiyorsanız isterseniz iyi önce İzmirlileri sonra da hani genel olarak herkesi. Çünkü bizim izleyicilerimizin birçoğu da şu anda burada İstanbul'da ama benzer korkuları ve benzer hassasiyetleri yaşıyor. Dahil ben de bir yandan üzüntü, bir yandan hiç hakkım olmadığını düşündüğüm halde bir benzer korku. Şimdi gündem ben değilim diyorum bir yandan. Hani gündem ben değilim hissediyorum ama ya benim de başıma gelirse benim deprem çantam hazır mı diye de kendi kendime soruyorum. Yani bu öyle garip bir şey ki hani İstanbul depremini de yaşamış insanlarız biz tabii. Ama bir yandan kalbimiz İzmir için diye atıyor ama bir yandan da bizim evimiz sağlam mı diye de gidip yöneticimizle konuşuyoruz. Yani bunlar nasıl seyreltilecek? Seyreltilmeli mi ya da nasıl kullanmalıyız? Nasıl dönüştürmeliyiz? Uzman olarak neler söylüyorsunuz bu alanda? Yani bunun fiziki anlamda koşulların iyileştiriliyor olması lazım. Yani bizim kendimizi güvende hissedebilmemiz için güvenli sığınaklar, güvenli evlerde yaşıyor olmamız lazım. Yani bu da bizim ruhsal hayatımızla da çok ilişkili. Yani çok eski ve güvenilirliği olmayan evlerde yaşıyor isek, o zaman zaten bu kaygı ve korkuyu her zaman hissedeceğiz. Ne Yaşayacağız. yapsak da, tabii deprem çantamız olsa bile onu hissedeceğiz. Bununla ilgili devletin politikaları çok önemli tabii. Yani öyle İstanbul gibi beklediğimiz bir deprem İstanbul'da. Biz konuşuyoruz Değil mi? arkadaşlarla bu platformda da, ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, biz de depremzede olacağız, o zaman bize kimler yardım edecek, o zaman diğer şehirlerdeki sivil toplum örgütlerini yetiştirelim, onlar da aramızda olsun, öğrensinler nasıl örgütleniyoruz, nasıl dağılıyoruz, nasıl yardımı ulaştırıyoruz, onlar Harika. öğrensinler ve bize de yardımcı olsunlar diye. Yani bu çok çok acı bir gerçek ve çok yani yıkıcı da bir gerçek. İstanbul'da bir deprem olasılığı çok büyük kayıplara neden olacak. Yani bu çok kaygılandırmak istemiyorum ama böyle bir gerçeğimiz var. Bu gerçeği bilerek yaşıyor olmak bizi birçok anlamda ayakta ve şeyde tutuyor olması gerekiyor. Canlı tutuyor olması lazım. Birincisi, bir kere yani bizim yaşam alanlarımızı, yaşam koşullarımızı şöyle bir gözden geçiriyor olmamız lazım. Yani kimisinin maddi gücü var, maddi gücü olmayanlar da var. Ama yine de bakıyor olmak gerekiyor. Yani ben kendimi depreme karşı nasıl güvenli koşullara, depreme karşı güvenli koşullar oluşturabilirim yaşamsal anlamda diye düşünüyor olması gerekiyor. İkincisi de bunu da tabii apartman, hepimiz birçoğumuz apartmanlarda yaşıyoruz. Yani apartmanlar da küçük sivil toplum örgütü gibi çalışıyor olmaları lazım. Yani bir araya gelip kendi Bravo. biz kendimizi nasıl güvenli bir alan oluşturabiliriz, yaşam alanı oluşturabiliriz. Bunun yolu nedir? Bunu nasıl yapabiliriz diye düşünüyor olması lazım. Bunu mahalleler olarak düşünüyor olmaları lazım. Yani çekirdekten daha geniş. Daha sonra da o mahalle, o kasaba, o işte şey, ilçe ve o şehir olarak düşünüyor olmaları gerekiyor. Yani başka da yolu yok. Önce aile, sonra komşular, sonra tabii. apartman. Yani böyle yerel yönetimleri de içine alıp aslında daha globale oradan varmak lazım. Çok bence çok Tabii, güzel bir tabii. fikir. Hem bizi yani hem bizi işleyen demir haline getirecek bir fikir bence. Hemen de tez zamanda kendi bu arada örgütlenmeyi de öğreneceğiz galiba, değil mi? Yani hani Yapmak lazım. Yani paylaşmayı.
Sivil toplum gücüne inanmamız gerekiyor. Yani Harika. bunu devlet yapmıyorsa biz yapacağız ve bunun yapılması için isteyeceğiz. Başka yolu yok. Şöyle düşünün. Ben toplum psikolojisi dersleri veren bir Evet. hocayım. Bu Evet. toplum psikolojisi derslerinde de bu çok önemli bir konudur. Eğer siz pasif vatandaş olursanız o sizi ruhsal olarak daha olumsuz hissettirir. Evet. Daha negatif hissettirir. Ama siz sorunları belirleyip o sorunlara yönelik kişisel ya da grup düzeyinde adımlar atar, uğraşır, çalışırsanız o sizi ruhsal olarak daha iyi hissettirir. O zaman siz pasif konumdan daha aktif konuma geçiyorsunuz. Ve aktif olmak aslında bir taraftan da sizin ruhunuzu böyle toparlayan, güçlendiren bir şeydir, faaliyettir. Onu yapabiliyor olmamız gerekiyor. Ama Türkiye'de öyle bir şey yok. Yani daha pasif, daha böyle yapılanı kabul eden, söylenilerini dinleyen alan ve daha mağdur psikolojisinin olduğu bir ülke ve Maalesef. bir şey olarak yaşıyoruz, halk olarak yaşıyoruz. Bu doğru değil tabii. Yani o mağdur ve pasif olan halkın kendi kaderini belirleyebilmesi, kendi yaşam koşullarını iyileştirebilmesi için daha fazla aktif oluyor olması gerekiyor. Öbür türlü değişmez. Hiçbir şey değişmez. Yani öyle evde başlayıp yani bunu kendi hayatımızda, aile hayatımızda, kendi apartmanımızda, kendi mahallemizde, kendi işte ilimizde, ilçemizde yapabilirsek şahane olur. Öbür türlü yani bu sadece bize şöyle bir kader olur o zaman. Yani biz sürekli travmalara maruz kalan, sürekli canı yanan ve ölümler yaşayan bir kurban konumunda olan kaderci, acılı, mutsuz, öfkeli, birbirleriyle sürekli kavga eden, didişen bir toplum oluruz. Ki öyleyiz zaten. Evet. Yani biraz daha aktif olabiliyor olmamız lazım. Ben Evet. öğrencilerimi öyle yetiştiriyorum. Onlar zaten yanımda çalışan çoğu öğrencim, çok aktif çalışan öğrenciler var benle birlikte. Ben ailemi de öyle yetiştiriyorum. Ben kendi çocuğumu da öyle yetiştiriyorum. Onun arkadaşlarım, görüştüğüm arkadaşlarım ve onların çocuklarını da bu şekilde yönlendirme yapıyorum. Bu çok önemli yani. Bizim pasif konumdan aktif konuma geçiyor olmamız lazım. Peki hocam. Bu Evet. depremde çok iyileştirici bir şey bu. Yani Çok bize güzel. deprem Evet, bize deprem olursa depremde eyvah bana bu oldu, bana şimdi ne olacak, benim evim yıkıldı, bana şöyle oldu demek yerine işte yardım çalışmalarına katılmak, işte enkazı toparlamak, işte gereken neyse, ihtiyacı olan neyse, orada yapılan çalışmalar neyse onlara dahil oluyor olmak da gerekiyor. Acılardan değil de belki ortaya çıkacak yardımlaşmadan, örgütlenmeden beslenmek gerektiğini anlıyorum bu söylediklerinizden ve bu da aslında bizim için öğrenebileceğimiz bir şey. Bakın acıyı yaşamayı öğren öğren bitmiyor. Bunun sonu yok. Ama diğer bu sizin söylediğiniz yani karşılıklı besleyecek hepimizi besleyecek bir şey. Fakat bir yandan da hani şu acılardan beslenme deyince aklıma geldi ve size sormadan geçmek istemiyorum. Sosyal medya tabii bu konuda çok belirleyici bizi acılardan beslemek açısından. Tabii televizyon kanalları ve medyada. Yani ana medyada, sosyal medyada çok bu anlamda biraz haddimizi aştık herhalde diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama ortada fütursuzca kullanılan çocuk fotoğrafları, fütursuzca kullanılan depremzede fotoğrafları, gerçeğin bir parçasını yansıtan ama üstüne defalarca söz kullanılmış, işte haddini aşmış anılar, hurafe denilebilecek paylaşımlar. Şimdi ben bunlardan kendi adıma çok rahatsız oluyorum. Her insanın bir şeyi unutma ve unutturma hakkı var dedim kendi yayınlarımda daha önce bunları. Ve dolayısıyla bu hakkı ellerinden alıyoruz. Hem de çok küçük yaşlarda o çocukların fotoğraflarını ve hikayelerini fütursuzca isimleriyle, soyadlarıyla paylaşarak diye düşünüyorum. Siz neler söylersiniz bu konuda? Aslında toplumsal kendi kendimizi kanatıyoruz belki de. Ne dersiniz bilemedim ama. Şimdi depremin etkileriyle nasıl başa çıkma ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Belki hani işimize yarar diye söylüyorum ve Lütfen, buyurun. depremde çalıştığım ailelere de bireylere de söylüyorum bunu. Deprem demek yıkım demek. Tamam. Görmeseniz bile yıkımın dilinin konuşulduğu bir yerde yaşıyorsunuz. Yıkımın olduğu yerlerde bütünlük çok önemli. Yani işte enkazın olduğu, yıkımın olduğu, arama kurtarma çalışmalarının olduğu yerde bütünlük çok önemli. O zaman o bütünlüğü, yani bütünlük dediğimde ailenin, sosyal çevrenin bir aradalığı
ve birbirleriyle dayanışması, birbirleriyle buluşması, birbirleriyle güzel zaman harcaması çok iyileştirici, şifa verici faaliyetlerden bir tanesi. Bu aileniz aranız bozuk olabilir ama düzeltin o zaman. Yani siz eğer bir yıkım yaşıyorsanız, bir yerde bombalar patlıyorsa, insanlar ölüyorsa, o zaman sizin için en önemli sığınak içinde Aileniz. bulunduğunuz aile. O ailede de belki bir takım kavgalar, çatışmalar, bir şeyler oluyor. Ama ne olursa olsun o sığınağa her zaman ihtiyacınız var. O zaman o sığınağı düzeltmek, onarmak. Onarmak çok önemli biz çok unuttuk onu ama onarmak çok büyülü bir sözcüktür. İlişkilerimiz iyi olmayabilir ki zaten en fazla ailede bu tür ilişkiler, çatışmalar ortaya çok çıkar. Ama onarmayı unutmayalım. Yani insanlar tabii ki sevdikleriyle kavgalar eder, tartışırlar, sıkıntılar yaşarlar. Ama bunları onarmaya çalışmak bile aslında insana çok iyi gelen faaliyetlerden bir tanesi. Dolayısıyla bizim o sığınabileceğimiz insanlar grubu aileyse, arkadaşlarsa onlarla ilişkilerimizi güçlendirmek, eğer sorun varsa o sorunları da onarmak ve düzeltmek gerekebiliyor. Bir diğer sorunuza geleyim. Türkiye zaten neden Türkiye'de bu kadar çok şiddet var diye düşünüyorsunuz? Yani ailede şiddet var, sokakta şiddet var, çocuğa şiddet var, kadına şiddet var. Yani trafikte Hayvana şiddet var. var. Televizyonda şiddet var. Politikacılar bile, yani bizi yöneten, bizim güç verdiğimiz, bizim evet dediğimiz insanlar bile birbirlerine karşı şiddet dili kullanabiliyor. Yani şiddet pratiğinin çocuk yetiştirirken, sorun çözerken çok gördüğümüz, çok maalesef maruz kaldığımız bir kültürün içindeyiz. Neden biliyor musunuz? Biz şiddete çok alıştırıldık. Evet. Maalesef. Eğer bir ülkede insanlar televizyon, yani yazılı ve görsel medya ya da devletin başındakiler ya da işte gazeteyi yazanlar, televizyonda filmleri çekenler, haberleri yapanlar sürekli sizi şiddete maruz bırakıyorsa ve şiddet dilini kullanıyorsa, bu şiddete alıştırmak ve daha fazla şiddetin yaygınlaşması için en besleyici koşullardan bir tanesi maalesef. Biz mümkün olduğu kadar, ben uluslararası travma çalışmaları direktörüyüm. Sosyal medyada değil de yazılı ve görsel medyada biz uyarmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. Yani maalesef insanlar da bu şiddetin bir parçası oluyorlar. Yardım edeyim derken ya da kendi çıkarları için olabilir bu. Başka belki düşünemedikleri için de olabilir ama eğer siz bir ülkede şiddete maruz kalmış olan çocukları ya da işte yıkıntıları estetize ederseniz, romantize ederseniz şiddete alıştırırsınız ve şiddet hiç bitmez. Hiç bitmez. Yani filmlerde, gazetelerde, sosyal medyada bu varsa biz o zaman hazırlıklı olmalıyız. Daha çok şiddet olacak çünkü. Çocuğun şiddete alıştırılması şu demek. Çocuğun arkadaşlarına ve işte büyüdüğü zaman da farklı ortamlarda ve durumlarda şiddeti daha fazla kullanmasına sebebiyet verir. Onun için de biz her defasında uyarıyoruz. Kullanmayın, yazmayın, çizmeyin, paylaşmayın. Ama maalesef önüne geçemiyoruz yani. Başka bir şey çıkıyor orada. Ama ben burada sorumluluğu şeye çok veriyorum. Yani yazılı ve görsel medyaya ve basına çok veriyorum. Yani onlar değiştirebilirler. Onlar daha güçlü bir kültür, daha güçlü bir dile sahip. Aynı Onlar fikirdeyim. bir toplumu yönetebilirler. Bir toplumun hangi dili, hangi görseli ve nasıl kullanması gerektiği konusunda bizi eğitebilirler. Ve biz öğrenebiliriz. Ama onlar bunu yapmadıkları için de, çünkü insanlar o zaman izin alıyor. Yani bu izni onlardan aldığı için de çok fazla kullanılıyor. Yani ruh sağlığı alanında çalışanlar bile kullanıyor. Ben görüyorum bunu. Yani çünkü sıradanlaştırdığımız bir olgu bizim her yerimizde çıkar. Her şeyde çıkar ortaya ve çıkıyor işte maalesef. Çıkıyor, çıkıyor. O yüzden de gerçekten adlı adınca kullandığımız çocuklar, neye hizmet ettiğini bilmediğimiz paylaşımlar, hatta bazen ticari kaygıları yem olmuş anlık hikayeler yaratıyoruz ve gerçekten ondan sonra da onları düzeltmek için bir grup insan da birbirini yer hale geliyoruz. Çok kıymetliydi bu Öyle mi oldu? söyledikleriniz. Evet. Öyle mi oldu? Birbirlerini mi yiyorlar?
Tabii yani şimdi herkes birbirini yemeye başladı. Bir grup bu da bir şiddet haline geliyor. Çünkü bir grup Onu suçluyor diyecektim yapılanları. tabii. Yani Evet, hani evet. bir grup suçluyor, bir grup da savunuyor farkındalık yarattığını söyleyerek. Oysa ki farkındalık yaratmanın inceliklerini var. Bakın siz şimdi ben mesela o kadar netleşti ki kafamda. Bir şeye yardım etmekle örgütlü olarak yardım etmek arasında ne kadar büyük bir fark var. Bir şeyi yardım etmek istemekle o örgütlü yardıma destek olmaya çalışmak, onun parçası olmak arasında fayda temelli baktığım zaman ne kadar büyük bir şey var. Yani hani Evet, burada evet. da aynı şey. Bir şeyi tabii ki farkındalık yaratmak için medyanın büyük bir görevi var. Hepimizin de ayaklı birer medya olarak görevi var ama bunu kimin lehine yaptığımız ve kimi bu anlamda harcadığımıza da dikkat etmemiz ve uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Bugün paylaştığımız fotoğrafın öznesi yarın biz de olabiliriz ya da bizim çocuğumuz da olabilir. Bunu da Tabii, düşünmek tabii. sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Zaman da yavaş yavaş daralıyor. Hasta olduğunuzun da farkındayım. Bir kere sağlık diliyorum size ama ben bir son söz Teşekkür rica edeceğim. Burada izleyenlere sevgili Müge Selçuk okulumuzun müdürü yayına katıldı ve pek çok kişi de aynı şeyleri söyledi. Sizi melek olarak görenler, yaşamının çok önemli bir parçası gibi görenler yazdılar, aktı hepsi. ederim. Bunlar benim sizi dinlerken göz ucuyla okuyabildiğim şeyler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Siz onlara, izleyenlere ve bu süreçte birlikte yol arkadaşı olarak yürüdüklerinize neler söylemek istersiniz? Evet, her birine bu güzel sözler için teşekkür ediyorum. Ama ben melek değilim, inanın değilim. Ben sadece yapmam gerekeni yapıyorum. Benim bir işte insan olarak, anne olarak, bir öğretmen olarak sorumluluğum var. O sorumluluk da sadece üniversiteye gidip üniversitede öğrencilere ders verip ondan sonra evime gidip dinlenmek değil. Ama ben bu bilgiyi işte halka da götürmek, bu deneyimi halka da götürmek, onların iyiliği, sağlığı, güzelliği içinde kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Bu beni melek yapmıyor. Benim konumumda olduğum, benim konumumda olan herkes, benim işte sahip olduğum kaynaklara sahip olan herkes, işte üniversitede hoca olmak, işte insanların büyük bir çoğunluğunun desteklediği birisi olmak, bence onlara da aynı yolu gösterir, aynı niyete sahip olmaları neden olur. Ben yani yapmam gerektiğini düşünüyorum. Bu şöyle, bu aslında biraz hayat da felsefesi. Yani ben geldiğim aile kültürü nedeniyle hiçbir zaman kendimiz için yaşamadık. Hep başkaları için de, başkalarını düşünerek sofra kurduk. Başkalarını düşünerek o sofraya oturduk. Önce onlara yemek verdik. Önce onlar doysun diye biz yemelerini bekledik. Böyle bir kültürden geliyorum. Ne Onun güzel. için de bu böyle bir kültürün de herhalde devamı diye düşünüyorum. Yani yetiştirme pratiğimin de etkisi var diye düşünüyorum. Bir de şeye çok inanıyorum. Yaşar Kemal hep onu der ya, yüreğin kadar varsın bu dünyada. Biraz öyle de hayat. Yani eğer yüreğimizi koyarak yaşarsak o zaman hayatı yaşıyoruz. Sizler de onu yapın. Geçenlerde bir başka konuşmada bana sordular. İşte biz nasıl iyi bir psikolog olabiliriz? Nasıl daha iyi öğrenebiliriz? Ben de dedim ki hayata katılın, insanların arasına katılın. Bizi dinleyenler için aynı şeyi söylüyorum. Hayata katılın, insanların arasına katılın. Ülkede tabii size insanların güveni çok zedeleniyor. Çünkü çok fazla Çok. olumsuz haberlerin bize gösterildiği bir kültürde, bir ülkede yaşıyoruz. Ama inanın, gerçekten inanın, Türkiye'de ve dünyada da öyle. Kötülerden çok iyiler var. Ve aslında şöyle de düşünün. Aslında o iyi dediğimiz ya da kötü diye gruplandırdığımız insanlar, onlar da iyi olma şansıyla dünyaya gelen insanlar. Ama öyle şeyler yaşıyorlar ki hayatlarında, öyle travmalar, öyle acılar, öyle kayıplar yaşıyorlar ki o iyi olma, iyi insan olma şansları elinden alınmış oluyor. Evet. Onun için, ama aslında baktığınızda bizim hepimizin içinde iyi de var, kötü de var. Siz hangisini beslerseniz bu büyüyüp serpiliyor. Ve dünyada gerçekten başka ülkelerde de öyle. Çok fazla iyi insanlar ve maalesef biz onları görmüyoruz. Onlar bize tanıştırılmıyor. Ama sizlere nacizane önerim. Eğer bir yerlerde acısı varsa insanların, acısı olan insanlar için bir mum yakın.
Ve o mum yaptığınızda küçücük mum bile sizi güneş gibi yükseltir, güneş gibi parlatır. Hem sizi ısıtır hem etrafınızdaki birçok insanı ısıtır. Onun için acılara mum yakın istiyorum. Mum yakarsanız daha huzurlu, daha mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayatta var olma çabasında varlığını armağan etmek, insanın varlığını insana armağan etmek, insana sunmak gibi bir sorumluluğu var. Paylaştıkça çoğaltmak gibi bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu bize bir kez daha hatırlattığınız, vücut olmuş biçimde bizle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlere de buradan Teşekkür teşekkür ediyorum. Ama ederim. ben biz aslında biliyorsunuz bu yayını cinsel istismar konusunda yapacaktık. Deprem gündemimiz oldu. Tabii ki gündemi kaçırmak bize yakışmazdı. Fakat ben cinsel istismar konusunda da yakın zamanda siz biraz daha iyileştikten sonra bir program yapmayı ve o projeyi biraz daha anlatmayı ve o projeyle ilgili olarak üzerimize düşen görevler konusunda sizden bilgi almayı istiyorum. Bunu da Evet. şimdi buradan sözünü almış olayım. Evet, şurası şu benim Word. kurucu Evet. olduğum World Human Relief, bu dünya insani dayanışma. Buranın Instagram'ına girin lütfen ve burada Tamam. bizim hazırladığımız muhteşem videolar olacak, sanatçılarla çektiğimiz film olacak, çocuk cinsel istismarını önleme ile ilgili. Buradaki yayınları çevrenize paylaşıyor olmanız bile çok büyük katkı olur. Unutmayın, bugünün çocuklarını korumak, torunlarımızı korumak demek. Aynı Değerlerimizi zamanda. korumak demek, tabii. Evet. Onun için de bu harekete çok katılırsanız çok çok büyük bir katkı sağlamış olursunuz çocuklarımız bugün ve yarın çocukları için çok da büyük destek olur. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek Teşekkür üzere o zaman. ediyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgiyle. Sevgiyle hocam. Hocam çok önemli şeyler söyledi. Geri dönüp bir daha izleyeceğim yayını ve kendime de notlar alacağım. Eminim sizler de notlar almışsınızdır. Biz bir şeyleri yaparken birlikte olmanın gücünden, gücünü üstümüze almazsak, bu gücünü es geçersek pek bir şey olmayacak. Ben bunu anladım. Gerçekten örgütlenmek gerekiyor. Özellikle okullara çok büyük görevler düşüyor. Pakkan okullarının bu konuda Ayten Hoca'nın bu vizyonuyla beraber yapacak çok şey var. Yaptığı çok şey var. Hepimize aynı vizyonu diliyorum, istiyorum. Tekrar üzerine düşünelim. Neyi paylaştığımız, nasıl yaşadığımız, ne yaptığımız çok önemli. Hocamın dediği gibi aslında torunlarımız için çok önemli, geleceğimiz için çok önemli. Efendim, Pakkan Okulları olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına sizlerle gündemi belirleyen Pakkan Live'larda buluşuyoruz. Biz bu yayınları yapmaya devam edeceğiz her zaman olduğu gibi. Sizin de soru ve görüşleriniz bizler için çok kıymetli. Eğer katılmak, görüş bildirmek ya da fikirlerinizi paylaşmak isterseniz her zaman mesajlarınızı bekliyoruz. Yarın 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, özlemle, ağlamadan, anlayarak anacağız. Pakkan Okulları'nın da yapılan töreni hem Instagram yayınımızdan hem de İG TV'mizden sizlere ulaştıracağız. Hepimiz saygı duruşunda olacağız. 9'u 5 gece kalbimizle kalbimizi koyarak anacağız ve saygıyla karşılayacağız. Saygıyla dillendireceğiz duygularımızı. Ve tekrar Pakkanlar'da buluşacağız en kısa sürede. Sizlerle olmak benim için çok kıymetliydi. Ece Karaboncuk ben. Pakkan Okulları'nın eğitim ve iletişim danışmanıyım. Tekrar görüşünceye kadar önce sağlık diliyorum hepinize. Sonra tabii ki beden sağlığı ve ruh sağlığı diliyorum. Ve sonra da huzur ve keyif diliyorum efendim. Görüşünceye kadar hoşça kalın.